Herkese merhabalar. Ben İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere izleme listemize yeni eklediğimiz Ataköy'den ve değerleme raporumuzdan bahsedeceğim. Ataköy, Afyon ilinde kurulu tam entegre patates işletme tesisidir. Parmak patates sektöründe faaliyet gösteren şirket, tarımsal faaliyetlerinde başta cips ve yemeklik patatese yönelik üretim yapan tüm üreticilerle, üretim tarafında ise donmuş patates üreticileriyle rekabet halindedir. Ayrıca da şirket 2012 yılında kurulmuş olup 2014 yılında faaliyete geçmiştir ve TFI TAP Gıda Yatırımları şirketinin tek sahibidir. Şirketin yatırım yapılacak pozitif yönlerine baktığımızda ilk sırada TFI ekosisteminin önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. TAP Gıda AŞ Türkiye'de pazar lideri, Çin'de ise hızlı büyüyen hızlı servis restoran zinciri işletmecisidir. TAP Gıda altında bulunan markaların patates tedarikini sağlayan Ataköy bu ekosistemin önemli bir parçasıdır. Diğer bir pozitif yön olarak yeni restoran açılışına ve mevcut restoranların trafik artışına bağlı öngörülebilir büyüme gösterilebilir. Ataköy, TFI'nin Türkiye ve Çin'de yeni restoran açılışları ve aynı mağaza büyümesi kaynaklı hızlı gelişimini büyük ölçüde yansıtan bir yapıya sahiptir. Nitekim 2016 ve 2019 yılları arasında şirketin toplam satış hacmi yıllık ortalama %14 oranında büyüme kaydetmiştir. 2020 yılında pandemi ve kapanmalar nedeniyle %33 oranında daralan satışlar 2022 sonu itibariyle 2019 seviyesinin %86'sına ulaşmış durumdadır. Tüm bu sebeplerle 2023 ve 2027 yılları arasında TFA'nın Türkiye ve Çin'deki restoranlardaki toplam fiş sayısının sırasıyla yıllık ortalama %15 ve %20 oranında büyüyeceğini varsaymaktayız. Başka bir yön olarak zincir markaların diğer işletmelerine ve üçüncü taraflara potansiyel satışların riskini dengeleyebileceği sıralanabilir. Ataköy'ün önceliği içinde bulunduğu ekosistemin ihtiyaçlarını karşılamak olduğundan üçüncü taraflara yapılan satışların projeksiyon döneminde bir süre sabit kalıp sonrasında azalacağını varsayıyoruz. Burger King'in dahil olduğu uluslararası markaların sahibi olan Restaurants Brands International, yıllık yaklaşık 240 bin ton civarında dondurulmuş patates tedarik ihaleleri açmaktadır. Şirket halka arz geliriyle yapmayı planladığı kapasite artış yatırımı sayesinde 2027 yılından itibaren üretimini 40 bin ton arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca yatırım için pozitif gördüğümüz yönlerin arasında gıda fiyatlarındaki yüksek artışların ciro büyümesini desteklediği de var. Dondurulmuş patatesin kilogram fiyatı 2018 yılında 3,5 lirayken mamul fiyatı 39 lirayı aşmış durumdadır. Dolayısıyla fiyat artışları enflasyonun oldukça üzerinde kalmıştır. Sonuç olarak ileriye dönük tahminlerimizde ürün fiyatı ve maliyet artışlarının TÜFE'ye paralel seyredeceğini öngörüyoruz. Diğer bir yandan Türkiye'de kişi başı donmuş gıda tüketiminde artış trendi de şirkete yatırım için pozitif yönlerin arasındadır. Artan şehirleşme ve kadınların iş gücüne katılımının artması dondurulmuş gıda tüketimini destekleyen faktörler arasında yer almaktadır. Patates ve kroket ürünleri dondurulmuş gıda tüketiminin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır. Türkiye'de toplam donmuş patates satışları ise 2018 yılında 245 bin tondan 2019 yılında 252 bin tona yükselmiştir. 2020 yılında 155 bin tona kadar geriledikten sonra 2022 yılında 272 bin ton ile 2019 seviyesini aşmış durumdadır. Ataköy 2022 yılında 56,8 ton ile toplam ülke üretiminin 1/5'ini üretmiştir. 2022 ve 2027 yılları arasında Türkiye donmuş patates satışları yıllık ortalama %5 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Sektörde üretilen ve satılan her 5 kilogramlık ürünün yaklaşık 1 kilogramı Ataköy tarafından üretilmektedir. Bunlara ilave olarak şirketin üst kademe tohum üretimiyle başlayan
dikey entegrasyonu verimli ve rekabetçi üretim imkanını sağlamaktadır ve bu da başka bir pozitif yanıdır. Ham patates üretimi 3 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Birinci yıl yaklaşık %42'si yurt dışında, %52'si yurt içinde olmak üzere sözleşmeli olarak 2100 ton civarında üst kademe tohum üretilmektedir. İkinci aşamada ise üst kademe tohumlardan saf toprağa sahip kiralanan TİGEM arazilerinde tohumluk patates üretimi yapılmaktadır. Üçüncü yıl ise üretilen sertifikalı tohumlar sözleşmeli çiftçiler tarafından ekilerek ham patates üretimi gerçekleştirilmektedir. Son aşamada üretim tesisine yaklaşık 1.83 ton ham patatesten 1 ton donmuş patates üretilmektedir. Ataki saatte 15 ton dondurulmuş patates üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca şirket sürdürülebilirlik girişimlerinde de bulunmaktadır. Atakey 2021 yılında sürdürülebilir palm yağı teminini ve biyoçeşitliliği desteklemek için Malezya'da kurulu bir derneğe üye olmuştur. Şirket ayrıca ham patatesi yıkarken kullandığı suyun tamamını geri kullanmaktadır. 2023 yılında karbon ayak izini azaltmak amacıyla taahhütte bulunmaya hazırlanmaktadır. Şirket Paris Anlaşması'nda belirtilen kriterler ile uyumlu olacak şekilde 2030 yılına odaklanarak emisyon azaltma projelerine de devreye alacaktır. Yatırım için başka bir pozitif yön olarak da Exim Bank kaynaklı uygun maliyetli finansmana erişim kredileri söylenebilir. Şirketin 2023 yılının 3. çeyreği itibariyle 754 milyon TL olan toplam kredilerinin büyük çoğunluğu, ağırlığı Eurocinsan olmak üzere uygun maliyetli Exim Bank kredilerinden oluşmaktadır. Şirket ihracat gelirleri sayesinde nakit riskinden korunma muhasebesi uygulamakta. Dolayısıyla kur farkı zararının büyük bir kısmını öz sermaye altında muhasebeleştirmektedir. Sonuç olarak kurdaki iniş çıkışların gelir tablosuna etkisi oldukça sınırlıdır. Sadece finansmana erişim konusunda değil, şirketin yeni yatırımları da pozitif yönlerinden sıralanabilir. 2025 yılında devreye girecek, başta soğan halkası olmak üzere kaplamalı ürünler üretecek yeni tesis ve kojenerasyon yatırımlarının yanı sıra 2027 yılı için hedeflenen üretim kapasitesini 40 bin ton arttıracak yatırımın toplam tutarı 35 milyon euro olarak öngörüyoruz. Ayrıca da kaplamalı ürünlerin üretim maliyeti benzer olmasına karşın şu anki satış fiyatları dondurulmuş patatesten yaklaşık %50 daha yüksektir. Yeni yatırımların %50 öz sermaye, %50 kredi şeklinde finanse edilmesi planlanmaktadır. Şirketin yatırım yapılacak pozitif yönlerinden bahsetmişken kısaca şirket risklerinden de bahsetmek isterim. Şirketin önümüzdeki yıllarda tahmin ettiğimiz satış büyümesi büyük ölçüde grubun Türkiye ve Çin'de işlettiği hızlı servis restoranlarının büyümesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla restorandaki büyümenin yavaşlaması, menü tercihlerinde patatesin payının azalması, uzun vadede grubun bu marka zinciriyle anlaşmasının sonlanması Atakey için önemli risk faktörlerindendir. Diğer bir yandan patates hasadı Haziran-Ekim arasında yılda sadece 5 ay yapıldığından şirketin yılın geri kalanında satış yapılabilmesi için patates veya birikmiş ürün stoğu taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla şirketin yılın 7 ayında talebi karşılayacak kadar nihai ürün ve patates stoğu bulundurması gerekmektedir. Diğer bir risk olarak da ihracata getirilen kısıtlamaları, değişen tüketici tercihlerini ve sağlık nedeniyle kızartılmış ürünlerden uzaklaşmayı, kuraklık, hastalık sebebiyle patates üretiminin düşmesi ve son olarak güçlü oyuncular ve markaları barındıran sektörde yeni oyuncular, kısaca ilave kapasitelerin devreye girmesini sıralayabiliriz. Özetlemek istersek 2023 yılının 9 aylık dönemi itibariyle şirket satış gelirlerinin %68'ini grup içi satışlar, %21'ini ihracat gelirleri ve %11'ini de üçüncü tarafı yapılan satışlar oluşturmaktadır. Grup içi satışlarda ve üçüncü taraf talebinde herhangi bir azalma beklenmemekle birlikte ihracatta kısıtlamaların kalkması şirketin satışlarını destekleyecektir.
Grup içi satışların önceliklendirildiği iş modelinde üçüncü taraf satışları grup satışlarına alternatif olarak potansiyelini korumaktadır. Bu durum şirketin talep dinamiklerini güçlendirmektedir. Ayrıca da 2024 yılında yapılacak enerji yatırımı ve kaplamalı ürün üretimi yatırımı da ek olarak 2026 yılında yapılacak kapasite artışı, üretim artışına ve karlılığa olumlu yansıyacaktır. Projeksiyon döneminde yani 2023 ve 2027 yılları arasında şirketin satışlarının %38,6 birleşik büyüme oranı ile FOVÖ'nün ise %40,5 yıllık birleşik büyüme oranı ile büyüyeceğini varsayıyoruz. Yüksek enflasyon ortamında stoktan satışların yüksek olduğu 2022 yılında %46'ya çıkan brüt kar marjının 2023-2027 yılları arasında ortalama %39 civarına gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yine 2023-2027 yılları arasında operasyonel gelirlerin ciroya oranının ortalama %1 civarında olması, şirketin aynı dönemde ortalama %39,5 civarında bir FOVÖG marjı elde etmesini sağlayabilecektir. Toparlamak istersek Ataki'yi 12 aylık hisse başına 68 lira hedef fiyat ve al tavsiyemizle takip listemize ekledik. Şirket ana ortağı ve aynı ekosistemin parçası olan TFI TAP Gıda'ya yaptığı satışlar ve ihracata yönelik kısıtlamalara rağmen devam eden üçüncü taraf satışları ile desteklenen karlı ve sürdürülebilir büyümesi ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca hisse son 12 aylık 7,6 FD FOVÖG çarpanı ile uluslararası benzerlerine oranla %41 oranında iskontoyla işlem görmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Raporumuza açıklama kısmında yer alan linkten ulaşabilirsiniz.